Evet dostlar, Şu an arkadaşlar. bağlantı kuruyoruz. Evet, şu an bağlantı kuruyoruz. Evet, sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Yön Yönetim Yetkinlik Enstitüsü ve İZEK, İzmir Eğitim Kooperatifi adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bugün bu akşamın konuğu sevgili hocamız Zeynep Özçelik. Bu pandemi süreci ve tabii ki sadece bu süreç değil aslında, genel olarak psikolojik sağlamlık konusunda bir sunum gerçekleştirecek. Ben bu sunumu tabii daha öncesinde bir online platformda yine dinleme fırsatı buldum. Ve gerçekten çok keyifle dinlemiştim. Oradan büyük bir ilham almıştım. Ve sonra da hocamıza dedim ki bu çalışmayı tekrar bizim seni sistemi buluşmalarında paylaşabilir miyiz? Sağ olsun kendisi de dahil oldu. Dostumuz olarak, arkadaşımız olarak, aynı zamanda çalışma çözüm ortağımız olarak, Adana çözüm ortağımız olarak. Biz çok mutluyuz sizi ağırlamaktan. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler, saygılar öncelikle. Şöyle başlamak istiyorum. Küçücük şöyle kendimi tanıtayım. Ben Zeynep Özçelik, böyle kısa videoda da öğretmen, eğitmen olduğumu belirtmiştim ama benim hayat yolculuğum aslında 35'li, yani 30'lu yaşların ortasıyla başlayacak. İkinci doğum, getirdiğim böyle küçücük bir postpartum depresyon beni bambaşka alanlara doğru itti. Çünkü o süreçte ben ilk kez o süreçte postpartum depresyon yaşadığımda şeyle tanıştım, psikoloji bilimiyle tanıştım. Ve terapi süreci başladı. Yani bir psikoloğun gerçekten bir saatin sonunda ya da bir psikiyatrın bir saatin sonunda sizinle ilgili bu kadar bir bilgi ve donanıma sahip olması beni çok şaşırtmıştı, verdiği geri bildirimler ve sonrasında bu alanda dedim ki ben biraz şey yapayım, yani derinleşeyim, çünkü sadece terapiyle ilgili değil. Bir de bir söz duymuştum yine terapi sırasında hocamdan: İnsanlar travmalardan büyüyerek çıkarlar. Gerçekten öyle. Travma aslında insan hayatında insana verilen en büyük hediyelerden bir tanesi. Benim için de öyle oldu. Tabii o süreci yaşarken bunu çok da hissedemedim ben, ama belki haftanın 7 günü çalışıyordum. Çok yoğun çalışıyordum. Tarih öğretmeniyim. Haftanın 7 günü gerçekten hem kolejde hem özel okullarda yoğun bir çalışma trafiğim vardı. Üstüne işte hani annelik vesaire, hem tükenmişliği yaşadım aslına bakarsanız. Hiç arzu edilmeyen de bir durumdur. Yani kimse yaşasın istemem. Ve o depresyonla birleşince böyle enteresan, benim aslında hayatımın başlangıcı olmuş. Derken Çağ Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım dostlar. Psikoloji yüksek lisansına başladım. Oradaki benim terapi hocam orada hocalık yaptığını öğrenince dedim ki yani bu yolculuk beni bakalım nerelere götürecek. Benim hayattaki belki iyileşme sürecim, farkındalık süreci, yani şu an böyle isimlendiremiyorum ama yeniden doğuşum diyebilirim. Rönesans gibi gerçekten. Yeniden doğuşum aslına bakarsanız psikoloji yüksek lisansıyla başladı. Lisansımı bitirdim ve benim alanım bir yıl bu arada Şükrü hocamla beraber çalıştım. Kognitif terapi, yani bilişsel davranışçı terapi çalıştım. Çok benziyor koçluğa bu arada. Çünkü orada da siz duygu, düşünce ve davranış çalışırsınız. Yine bilişsel terapinin de aslına bakarsanız esin kaynağı pozitif psikolojidir. Ama orada bir şeyi fark ettim. Dedim ki ben bu kadar çok böyle hani daha çok geçmişte kalan diyoruz ya biz koçlukta. Hani alanımızı ve sınırlarımızı gerçekten biliyoruz. Dolayısıyla psikoloji bilimi birazcık da böyle geçmişte travmalar, geçmişte kalan danışanlarla daha çok ilgileniyor. Dolayısıyla ben dedim ki ya burası benim alanım değil. Yani başka bir şey olmalı. Yani hani bu adını koyamıyorum derken o süreçle beraber bitirme tezimi ben endüstriyel psikoloji alanından almıştım. Bilinçli de bir tercihti. Çünkü bir derste Murat hocamla ders yaparken takımlar, işte psikolojik, pozitif psikolojik sermaye, gerçekten insanın iç kaynakları, motivasyonları, iş alanında bunu nasıl kullanabileceği ve verimli ve hem üretken olurken hem de bunu mutlulukla nasıl başaracağı inanılmaz dikkatimi çekmişti. Dedim ki bu ben olmalıyım. Gerçekten psikolojideki alanımı net bir şekilde tercih ettim o gün. Alanım benim endüstriyel psikolojiydi ve hocam da bir gün bana dedi ki ya Zeynep'ciğim senden bir şey rica ediyorum, madem bu kadar dedi heveslisin. Bana dedi pozitif psikolojik sermaye ile ilgili dedi 20 sayfalık bir makale yazar mısın? Dostlar tabii böyle hemen kitaplar, kaynaklar, makaleler tarandı ve ben hocama elimden geldiği kadar tabii literatür belirtiyorsunuz sundum.
o belki de bugünler içinmiş. Çünkü bugün ben size aslında neyden söz edeceğim? Aslında biz belki de sonuna geldik. Yani bu konuyu Nisan ayında konuşmayı daha da çok arzu ederdim ama bence psikolojik sağlamlık her zaman çok da kıymetli. Hem sağlıklı zamanlarda hem de bu olağanüstü pandemi günlerinde gerçekten çok kıymetli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü dostlar neyden söz edeceğim ben size bugün? Yani gerçekten yani iç kaynaklarımızı nasıl değerlendireceğiz? Zihnimizi nasıl yöneteceğiz? Yani ilk duyduğumuzda nasıl tepkiler verdi? Niye böyle tepkiler verdik peki biz? Bunların üzerine konuşmak istiyorum. Aslında o günlerden bugünlere yani hiçbir şey hayatta tesadüf yoktur diyorlar ya. Arzu hocamın da çok güzel bir sözü var. Evren zar atmaz. Evren gerçekten zar atmıyormuş. Ve aslında orada belki yazdığım makale bugünlere olanak sağlamış diye düşünüyorum. Ve gerçekten dostlar bugün de biriktirdiklerimle size bir şeyler paylaşmak istiyorum izninizle. Şimdi sevgili dostlar bugünün aslında hashtagini şöyle koydum. Bambu sağlamlığı koydum. Yani bambu tabii bizim bu bölgede çok da olan bir ağaç değil. Güney Asya'da biliyorsunuz, Güneydoğu Asya'da, işte Çin'de, Hindistan, Japonya, o bölgede daha çok, Uzak Doğu Asya bunu daha çok biliyor. Ama bize şunu öğretmişlerdi. Hani koçlukta da çok böyle birçok sohbette duymuştuk. Bambu ağacı hani biraz böyle zahmetli bir ağaç. Siz tohumunu ekiyorsunuz, ilk yıl size işte bunu vermiyor. Yani meyvesini vermiyor. İkinci yıl vermiyor. Üçüncü yıl yine emek emek suluyorsunuz. Size bu böyle bu görüntüyü göremiyorsunuz, ekrandaki görüntüyü. Dördüncü yıl, evet inanmayacaksınız, belki beşinci yılın sonunda size ancak bambu ağacı böyle bir 27 santim kadar böyle minicik büyüyor ve sonra her yıl belki 90 santim uzamaya başlıyor ve inanılmaz büyüklükte böyle upuzun bir bitkiye dönüşüyor. Bu şu aslında koçlukta anlamı şu, yani emek vermelisiniz, zaman tanımalısınız, sabretmelisiniz. Aslında bu birçok meslek için geçerli veya başladığımız işler için geçerli. Evet, bu mesajını alıyorum ben bambu ağacından. Bu mesajını alıyorum ama bugünkü konu gerçekten psikolojik sağlamlık olduğu için de dostlar, bambunun bir özelliğini daha paylaşmak istiyorum size. Bambu ağacının bir özelliği, en büyük özelliği, aynı kalınlıktaki dostlar, aynı kalınlıktaki çelikle kıyaslandığında çekme mukavemeti, yani dayanıklılığı çelikten daha kuvvetli diyebilirim size. O yüzden bambuya mesela Güney Amerika'da çelik ağacı diyorlar dostlar. Çelik ağacı. Yani bu yani inanılmaz bir ağaç. Yani baktığınızda yani bunu fark edemiyor olabiliriz ama inanılmaz derecede sapasağlam bir ağaç. Ve bir özelliğini daha duydum. Bu da şöyle yani şöyle yazıyordu kaynakta. Diyor ki yağmurlar biliyorsunuz Güneydoğu, yani Güneydoğu Asya inanılmaz muson yağmurlarıyla işte donanır ve yazın gerçekten inanılmaz böyle felaketlere bile sebebiyet verebilecek şekilde yağmurlar yağar ve bu ağaç eğiliyor o yağmurlarla beraber ama dostlar asla kırılmıyor. İnanılmaz gerçekten esnek bir ağaç ve esnekliği de yüksek olan bir bitki. Bambu ağacı. O yüzden ben de diyorum ki yani biz de gerçekten yağmurlar yağdı. İşte 13 Mart'tan itibaren evimizdeyiz. Yani olağanüstü günlerden geçiyoruz. Ve her geçen gün belki sabır tükeniyor, kaynaklar azalıyor. Ama ben de diyorum ki ya gerçekten bugünkü programın hashtag'i bambu sağlamlı, bambu gibi sağlam olmak olsun. O yüzden bunu böyle size armağan ediyorum. Bu hepimiz inşallah bambu ağacı gibi dimdik durabileceğiz ve inanıyorum ki zaten sürecin sonuna geldik. Aynı dayanıklılığı sağlıklı günlerde de gösterebileceğiz dostlar. Şimdi ne demek? Yani ilk olayı duyduk, işte Çin'den çıktı. Tabii yani zihnimiz bunlarla epey meşgul oldu. Çin'den çıktı, işte yarasalar diye duyduk. Önce çok da aslında bakarsanız ya bize kadar gelebileceğini düşünmedik. Derken bir şekilde ticaret ilişkisi sebebiyle İtalya'ya geldi. İtalya'da tabii yaşlı oranı oldukça fazla olunca etkilendi ve bir gün içerisinde ölüm sayısı 500'lerden 700'lere 900'lere kadar ilginç böyle sayılar gördük dostlar. Arkasından İspanya büyük bir sınav verdi. Yani biz baktık ki İtalya gerçekten böyle bir durumda ve nitekim bize de geleceğini fark ettik. Belki de yani doğru zamanda fark ettik derken 13 Mart'la beraber okullar tatil oldu ve biz o gün bugündür evimizdeyiz.
Adana'dayım. İlk kez bu hafta sonu biz sokağa çıkma yasağı yok ve yavaş yavaş yeni sürece adapte olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla zor günler. Şimdi zor ne demek? Zor zamanlar demek. Var olan çözümlerin sorunu çözmede yetersiz kaldığı durumlar demektir. Yani şu ana kadar dünya böyle bir dönemden yani benzerini yaşamış. İşte İspanyol gribini duyduk ya da işte kolera salgını duyduk. Dünya, yine Avrupa'nın üçte birini gerçekten çok ciddi ölümlere sebebiyet vermiş. Ama belki sadece bir bölgede etkili olmuştu bunlar. Ama dostlar belki korona diğerlerinden birazcık daha farklı olacak. Çünkü tüm dünya bu salgından gerçekten etkilenecek. Şimdi henüz aşısı bulunmadı. Dolayısıyla hala ne diyoruz? Biz tedbirlerimizi alıyoruz. Zor zamanlar diyoruz. Yani henüz var olan çözümler sorunu çözmede yetersiz kaldı. Peki bizde ne oldu? Yani ne hissettik? Yani beynimiz bunu neden, nasıl algıladı? Şimdi neuroscience biliyorsunuz hala böyle gelişimin devam ettiği alanlardan bir tanesi. Ben de öğretmen olduğum için anlatımlarımı ya da yaklaşımlarımı beyin temelli olması yani beni çok heyecanlandırıyor. Yani özellikle ilgi alanıma giriyor. Çünkü bilişsel beceriler, sağ beyni, sol beyni kullanmak. Yani gerçekten beynimiz bize ne söylüyor? Biz olayı ilk duyduğumuzda tabii tahmin ediyorum ki hepimiz aynı koçluk ekolünden aldık ve beslendik. Teşekkür ediyorum hocalarıma bir kez daha. Hani sağ beyin, sol beyin. Hani ama bizim işimize yarayacak şekilde beyin yani literatür bilgisini paylaşmaktansa hani burada amigdala diye gösterdiğim bölüm aslında hocalarımızın bahsettiği sürüngen beyindi. Yani sürüngen beyin, limbik sistem ve korteks. Bizi belki de biz yapan beynimizin içindeki bölümler. Şimdi amigdala bütün sürüngenlerde var biliyorsunuz ve bizi en temel görevi amigdala demeyeyim, sürüngen beyin de diyebilirim. Böyle badem şeklinde böyle işte kırmızıyla burada gösterdim bir yumru ve en önemli bir fonksiyonu bizi hayatta tutmak. Yani aslında beynimizin yani bizi mutlu etmek gibi bir amacı yok. Tek bir amacı var aslında bizi hayatta tutmak ve sağlam tutmak ve ilginç de bir beyin yapımız var. Hani yani evrimsel süreçten gelene kadar ki ne kadar bilgi ve deneyim donanım varsa bunlar genler yoluyla da bize bir şekilde aktarılmış. O yüzden olağanüstü bir durum olduğunda dostlar birden hemen amigdala ne yapıyor? Sürüngen beyin diyor ki bir tehlike var ve benim hayatta kalmam lazım. Bu daha önce duymadığım bir şey, tetikte olmalıyım. Ve biz hemen o an ne yapıyoruz? Ki amigdalanın şöyle de bir özelliği var. Yani sizde çok da böyle seçenek sunmaz. Yani hayatta kalmak için ya kaçmalısınız, ya savaşmalısınız, ya da biz ona psikolojide katatoni diyoruz. Yani ya da donup kalabilirsiniz siz orada. Yani vereceğiniz tepki size bağlı. Ama onun tek bir misyonu var, sizi gerçekten ayakta tutmak. Dolayısıyla amigdala daha çok böyle tehlike var, korku var. Ve işte korkuda daha çok böyle alarma geçiriyor. Şimdi şunu da söylemeden edemiyorum. Şimdi dostlar bu pandemi çıkmadan evvel hepimiz biliyoruz ki ülkemiz bir de ekonomik sıkıntılı süreçlerden geçiyordu. Biz adına zaten ekonomik kriz diyorduk ve kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmaya çalışıyorduk ve o dönemki kaynaklar diyor ki Future Brighton o okuduğum dergideki analizler diyor ki pandemiye gelene kadar insanlar diyor kaygıdaydı. Aslında diyor pandeminin bize en büyük faydası şu oldu. Bizi diyor kaygı düzleminden aldı tekrar korku düzlemine geri getirdi diyor. Şimdi şöyle demek istiyorum aslında. Korku ve kaygı ile korku birbirinden biraz farklı. Kaygı daha çok yani olmayan bir tehdit sizin kafanızı sürekli kurcalar. Böyle olacak mı? Hadi ölürsek, hadi başımıza bunlar da. Ama gerçek bir tehlike yoktur kaygıda. Hani biz ona içimizde vesvese deriz, kurgular deriz. Ya da olumsuz otomatik düşünce diyorlar buna psikolojide. Yani aslında kaygı daha çok olmayan bir gerçekle ilgili kafamız sürekli bize kurgular yapar. Ama dostlar pandeminin bize şöyle bir faydası olmuş. Milletçe biz aslında masanın altında metaforunu kullanıyorlar Türk milleti için. Öyle bekliyormuşuz. Yani kaygılıymışız sürekli. Gelecek kaygısı yaşıyormuşuz. Bize pandeminin fark ettirmeden en büyük katkısı bizi korku düzlemine almak olmuş ve psikolojide şöyle denir. En azından korku mu kaygı mı yani korkuyu tercih edersin. Çünkü korku daha gerçektir. Yani somut bir tehlike vardır. Dolayısıyla bu tehlikeyi bizim amigdalamız fark etti ve o zaman ne oldu? Hepimiz biliyoruz ki sürüngen beyin bizi ele geçirdiğinde
biz kortekste bağlantımızı, yani o görsel beyinle bağlantımızı kopartıyoruz. Ve anlık hareket ediyoruz, düşünmeden hareket ediyoruz ve diyorum ya, bizi gerçekten limbik sisteminde bir parçası zaten amigdala, tamamen böyle duygular anlamsız böyle karmaşa içinde sizi garip böyle alışverişe itiyor. O yüzden dönemin hani o beynimizin verdiği tepkili bizler ne yaptık? Hiç de bilinçli alışverişler yapmadık. Biliyorsunuz gittik tuvalet kağıdı doldurduk evlere. Makarna hala stoklarda duruyor. Eşime soruyorum ya, bu kadar makarnayı ne yapacağız? Ya bilmiyorum işte aldım diye cevap veriyor. Yani mantıklı da çok bir açıklaması yok. Hepiniz biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı geldi. İnsanlar lüp boyu aldı. Hani reklamda girmek istemiyorum ama Coca-Cola'yla. Yani aslında inanın o insanları suçlayamayız, biliyor musunuz dostlar? Neden? Çünkü insanlar olağanüstü süreçlerde ve kriz zamanlarında gerçekten sağlıklı düşünme yetilerini kaybederler. Ve diyor ki bilimsel araştırmalar, biz diyor bugünlerde beynimizin sadece 1/3'ünü kullanabiliriz. Yani aslında şu anda bile bu atmosferde bile emin olun biz beynimizi tam performans kullanamıyoruz. Ancak 1/3'ünü kullanıyoruz. O yüzden de bize ne yaptırdı hemen beynimiz? Hemen bize işte değişik kararlar aldırdı. Değişik alışveriş stratejileri yaptırdı. Ama yani görsel beyinle düşünmeye başladığımızda, biraz uzaklaştığımızda bir de fark ettik ki ya hakikaten yani bunlar o kadar da mantıklı şeyler değil. Dolayısıyla o süreç aslında, yani o anki gibi olmasa da çünkü dayanıklılığımız gittikçe de artıyor, ama yine de diyorum %100 beyin performansımızı tam olarak kullanamayabiliriz dostlar. Nasıl gidiyor bu arada? Sesim geliyor mu size? Hani ben anlatıyorum şu anda ama hani geri bildirim de almak isterim. Ses geliyor mu? Nasıl gidiyor dostlar? Harika. Sesiniz harika. Süper. Çok sevindim. Keyifle dinliyoruz. Evet. Şimdi mevcut durum böyleyken pozitif psikoloji bilimi... Pozitif psikoloji bilimi acaba bize neler söylüyor? Ve biz bunu gerçekten, beynimiz bunu algılarken peki ne yapmalıyız? Yani bizim baş etme stratejilerimiz nasıl olmalı? Bir kere dostlar, öncelikle yapacağımız ilk iş doğru durum değerlendirmesi yapmak. Yani yaşanan bugünleri değiştirme gücümüz yok. Yani bu çok kıymetli bir şey. Yani ilk çağdan beri Epiktetus'un da çok da kıymetli bir sözüdür. Hani olayları değiştirecek gücümüz yok ama onları yeniden tanımlayıp gerçekten anlamını değiştirme gücüne hepimiz sahibiz. Yani belki de kontrolümüzde olan en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Yani Çin'e tekrar gidemem, olayı tekrar başa alamam ya da şu an ne yazık ki elimdeki imkanlar doğrultusunda aşıyı da üretemeyeceğime göre, gerçi Türk kadınları bunu da başarır ben eminim ama evdeki bu süreçte yaratıcılıkları oldukça artmış. Yani aşıyı bulma gücüm yok, olayları tekrar değiştirme gücüne sahip değilim. Ama anlamını yeniden tanımlayıp gerçekten değiştirme gücüne sahibim. Bir kere şunu yapmalıyım, bir sakin olmalıyım. Gerçekten derin bir nefes almam gerekiyor. Bununla ilgili ben kaygıda paylaşacaktım ama burada eklemek istiyorum. Yapılacak ilk iş belki, yani gerçekten bir panik anında yapılacak ilk şey, nabız çok hızlı atacaktır ve nefes alışverişimiz bizim oldukça hızlı olacaktır. Bunu kontrol etmek bence en kritik olanı. Peki ne yapacağız bununla ilgili? 1-1-2 tekniği diyorlar bu tekniğe dostlar. 3 saniye nefes alıyorsunuz. Nasıl 3 saniye? Hemen derin bir nefes alıyorum. 1-2-3 diyorum. Sonra 3 saniye içimde tutuyorum bu nefesi. Tekrar nefes aldım. 1-2-3 dedim, içimde tuttum. Sonra 6 saniyede ben bu nefesimi tekrar geri veriyorum. Yani ne yapıyorum? 3 saniye nefes aldım. 3 saniye içimde tuttum. Ve yeniden bu nefesi verirken yavaşça 6 saniyede verdim. Nasıl? Evet, 3 saniye içimde kaldı ve 6 saniyede vermem gerekiyor. Ve toplam 6'ya tamamladım ve bu bana nasıl hizmet edecek? Birkaç dakika bu durumu tekrar ettiğimde bir kere ben yeniden görsel beynimle bağlantıya geçebileceğim. Dolayısıyla nefes egzersizi bizi nabızda tutacak ve doğru durum değerlendirmesi için galiba buna ihtiyacımız var. Bir de durumu evet değiştiremem ve etrafımıza baktığımızda şunu da göreceksiniz. Yalnız olmadığımızı da görüyoruz. Yani evet hepimiz evdeyiz, hepimiz çocuklarla beraberiz ve hem bir yandan onları nasıl böyle mutlu edeceğimizle ilgili uğraşıyoruz. Hem evin mevcut düzeni var, işlerimizi evimize taşıdık ve süreci evimizden yönetmeye çalışıyoruz. Hepimiz için durum kaotik ama
şöyle bir şey var psikolojide. Yani yalnız değiliz dostlar. Acının evrenselliği diye bir şey var. Yani ben bunu yaşıyorken, yani bunu yalnız başıma yaşamıyorum ki. Amerika'daki anne de benimle aynı konumda. İtalya'daki kadın da aynı durumda. Onlar da balkona çıktılar böyle müzik eşliğinde. Ne güzel kendilerini mutlu etmeye çalıştılar. Durumu pozitif tarafından bakmaya çalıştılar. Biz de öyle. Dolayısıyla psikolojide gerçekten çok da kıymetli bir bilgi. Yalnız olmadığımızı bilmek. Yani buna sosyal destek diyebilirsiniz. Buna kolektif böyle bilinç diyebilirsiniz. Yalnız olmadığımızı bilmek. Aynı acıyı başka bir annenin de dünyanın başka bir yerinde yaşadığını bilmek gerçekten bizi bir nebze olsun rahatlatabilir. Dolayısıyla durumu değerlendireceğiz. Evet, evdeyim. Artık evime taşıdım bütün işimi. Çocuklar evde. O zaman bununla ilgili nasıl bir plan ve program yapabilirim? Peki diyeceksiniz ki yani durumu doğru değerlendirdiğimizi bizler nasıl anlarız? Eğer sizin planlarınızın içinde gerçekten dostlar umut varsa, yani pozitif bir tanımla siz plan ve program yapıyorsanız, değerlendirmenizi pozitif tanımlarla yapıyorsanız, evet bu sizin doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Dolayısıyla bu bize bir şey olabilir, yani yol gösterici olabilir. Demek ki yapılacak ilk şey neymiş dostlar? Durumu gerçekten doğru değerlendirmek. Bunun dışında duygu durumunu ve zihni yönetmek. Şimdi hepimiz bir yerlerde takılıp kaldık, yani olaylar ilk çıktığında işte sistemi suçladık, kendimizi suçladık. Hatta bir dönem süreç şöyle işledi, yok ya bize bir şey olmaz. Yani inkar ettik aslında bakarsanız. İnkar geldi, sonra isyan ettik. Yani ya ne kadar süre evin içerisinde kalacağız diye düşündük. Akabinde yani ya birden böyle kabullenme süreci başladı ki zaten şu an herkes hepimiz kabullenmiş durumdayız. Çünkü karanın göründüğünü fark ettik belki uzaktan. Sonra dostlar bununla ilgili ne yaptık? Aksiyon planları almaya başladık. Ama olay ilk duyduğumuzda böyle değildi ki. Nasıl bir karmaşa yaşadık? Bize de bulaşacak mı? Ne olacak? Ya ben bundan nasıl etkilenirim? Acaba işte işimden geri kaldım, patronum beni işten çıkaracak mı, maaşımı kesecekler mi? Bir sürü kafamızda neler oldu neler. Dolayısıyla önce durumu değerlendirdikten belki yapılacak ikinci şey, en önemlisi belki duygu durumunu ve zihni yönetmek. Dostlar evet bizi hayatta tutan beynimiz. Dolayısıyla biz zihnimiz, beynimiz ve algılarımızla hareket ediyoruz. Dolayısıyla algılar da hep kişiye özgü. Yani made in sizsiniz. Dolayısıyla sizin algınız, işte sizin geçmişten getirdikleriniz ve sizin algı filtreleriniz sizi yani geleceğe nasıl bakacağınızı tasarlıyor. Dolayısıyla bir kere yapılacak ilk şey yani kendi içimize bakmak ve limbik sistemi bir şekilde bizim ikna etmemiz gerekiyor. Yani duygusal bölümü sakin, bir sakin ol. Bunu tek başına yaşamıyorsun, bunu tüm dünya yaşıyor. Takılıp kalma, kendini suçlamaktan lütfen vazgeç. Evet yani neler aşmadın ki bunu da eminim bu krizi de aşabileceksin. Dolayısıyla bence yapılacak en kritik şey burada limbik sistemi ikna etmek diye düşünüyorum. Çünkü belki her şeyin en önemli noktası orası. Dolayısıyla kendimi suçlamayacağım, aksiyon almam gerekiyor ve bir şekilde benim bu kaygıyı, bu gelecek kaygısını yönetmem gerekiyor. Şimdi yapılan araştırmalarda çok ilginç bir şey. Hastalıktan biliyorsunuz küçük yaş grubu çok da etkilenmeyecekti. Bunu zaten biliyorduk. En çok etkilenen grup işte 40 yaş üzeri ya da 50 yaş üzeri. Hani 65 yaş üzeri daha böyle risk altındaydı. Çocukları daha çok taşıyıcı olarak etiketlemişlerdi. Ama araştırmalar diyor ki Türkiye'de insanlar en çok çocukların hasta olmasından ve çocuklarını kaybetmekten korkuyor. Dolayısıyla biz aslında milletçe yani hani bu kaygı içimizde var. Dolayısıyla bu süreç bitse de belli bir dönemde hep tetikte olmamız gerekecek. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyorlar ya dostlar. Evet yani evet birçok şey devam etse de birçok alışkanlığımızı değiştirmek durumunda kalacağız. En basit örnek markete gittiğimizde artık sebzeleri elimizde seçemeyeceğiz. Şimdi bile poşetin içine zaten size sarıp veriyorlar belli gramaj ve kilolarla. Bunun ben pandemi süreci bittikten sonra da bu şekilde devam edeceğini biliyorum. Çünkü bu kaygı belki bir süre daha bizle beraber. O zaman zaten kaygı ne demek? Geleceğe dair düşünceler demek. Ama nasıl düşünceler? Bunlar geleceğe dair genelde olumsuz düşünceler olur. Biz ona psikolojide şey deriz, olumsuz otomatik düşünce deriz. Peki bunları nasıl yöneteceğiz biz? Yani günümüzün eğer %60'ı ya da %70'i eğer gerçekten kaygılı bir periyotta geçiyorsa, zihnim bana bunları yaptırıyorsa, ya benim de buna karşı bir
çözüm önerim olmak zorunda, baş etme stratejim olmak zorunda. Bunlardan ikini az önce paylaştım. Etkili nefes tekniğiydi. Yani 1-1-2 tekniği. 3 saniye nefes al, 3 saniye nefesini içinde tut. Arkasından 6 saniyede bu nefesini verebilirsin. İkinci teknik, bunu kognitif terapi eğitimi alırken hocamızın bize öğrettiği bir şeydi. Orada şöyle der, eğer gerçekten yaşamınızın, yani bir gün içerisinde %60-%70 negatif düzlemde geçiriyorsanız, zihniniz sürekli negatif alandaysa, o zaman siz hiçbir zaman anda kalamıyorsunuz demektir. Ve gerçek mutluluk dostlar şimdiki zamandadır. Yani mindfulness, gerçekten mindful beyne sahip olmak, mindful olmak çok da kıymetli bir şey. Çünkü geçmiş zaten geçti ve bitti. Gelecek, hiç kimse ne olacağını bilmiyor. Hayatımızda belki bir tek gerçek var, o da şimdiki zaman. Dolayısıyla eğer sürekli gelecek kaygısında yaşıyorsak bizler, o zaman günü yaşayamıyoruz, anı kaçırıyoruz demektir. Aslında bizler yaşayamıyoruz demektir. Peki bunu ben nasıl önlerim? Buyurun, size endişe çiçeği adını vermiştik o dönemde. Endişe çiçeği lütfen evin bir köşesine geçin. Ama bu köşesi sizin pek de böyle haz etmediğiniz bir köşesi olsun. Yani orada çok oturmaktan keyif almadığınız rahatsız bir sandalye seçebilirsiniz. Geçin evin o köşesine. Elinize küçük bir kağıt alın, bir ajanda alın lütfen. Güzelce kaleminizi alın. Ama gün içerisinde sadece size 20 dakika veriyoruz. Yani 24 saat içerisinde size ayrılan negatif düşünme süresi 20 dakika. Ama yani bu ödevi almak durumunda zaten kişi. Neden? Çünkü geri kalan zamanını gerçekten pozitif düzlemde geçirecek. Aklına geldi mi olumsuz negatif bir düşünce? İçine şunu söyleyecek: senle bir saat 3'te görüşürüz. Hemen onu geri, nazikçe geri gönderecek. İşte siz evde böyle rahatsız olduğunuz bir köşeyi seçeceksiniz. Geçeceksiniz o köşeye. Kağıda yazacaksınız: ölmekten korkuyorum. Patronumun beni işten çıkarmasından endişe ediyorum. Ya da işte ben maaşımın kesilmesinden korkuyorum. Dolayısıyla aklınıza gelen ne kadar olumsuz düşünce varsa bunları teker teker kağıda yazın. Sonra bir bakın ve gülümseyin. Size ayrılan negatif süre yalnızca bu kadar. 20 dakika. Aklınıza gelebilecek ne kadar tüm kötü olumsuz düşünce varsa o dakikalar size ayrıldı. Ama bu bir anlaşma. Sadece 20 dakika. Günün geri kalanını siz nasıl geçirmelisiniz? Pozitif düzlemde geçirebilirsiniz. Nasıl? Yani kulağa hoş geliyor mu dostlar? Yani başınıza gitti mi bu böyle endişe ağacı? Hocam da bilişsel terapi uzmanıydı. Kaygılarla çalışırken özellikle onların kullandığı araçlardan bir tanesi. Sonra timus bezine vurmak. Mesela dili, onu da söyleyeceğim. Bunu ben yine NLP eğitiminde zannediyorsam hocamdan duymuştum. Barış hocamdan duymuştum. Biliyorsunuz hani böyle bağrına basmak deriz ya da sine deriz, biliyorsunuz. Hani bağır deriz, sinemiz deriz. Burada bir kemik var ya dostlar. O hani oradaki timus bezine temas etmek böyle sizi bir süre sonra kan akışını sağlar ve kendinize getirebilir. Yani gerçekten böyle güzel bir yöntemdir. Eğer çok kaygılıysanız birkaç dakika buraya yapacağınız masaj sizi iyi hissettirebilir. Hani sineye vurmak ya da işte sineye, hani o bağır gerçekten hani işte bağrına basmak. Yani annelerimizin, Anadolu insanların kullandığı güzel tabirlerden bir tanesi. Yine gerçekten kaygılı olduğunuz sırada yapacağınız minicik bir şey daha, dili damağınıza yapıştırma. Hani la 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 la, bu da size iyi gelecektir dostlar. Bunlar böyle küçük küçük benim de yine kullandığım, öğrencilerimle çalışırken kullandığım pratiklerden bir tanesi. Ve yeni yazılım programı, evet, Byron Katie'den esinlenmişler ama hocalarım da çok güzel onu gerçekten nefis de güncellemişler. Dolayısıyla onu da bir kez daha böyle burada tekrar etmeden edemeyeceğim. Yeni yazılımı koştuk ekolünde bize yine tanıtmıştı sevgili hocalarım. Aklınıza gelebilecek dostlar, yani kaygılı bir zihniniz var ve gerçekten en kötü ne olmasını düşünüyorsunuz? 3 düşünce olabilir. En kötü 3 düşünceniz ya da en kötü 5 düşünceniz, neyse, yine endişe çiçeğine benzeyebilir. Bunları kağıda yazıyorsunuz. Ama bunun güzel yanı, aslına bakarsanız yani keyifli yanı, sorular sizi kortekse götürüyor. Yani görsel beyine taşıyor. Şimdi diyorsunuz ki patronumun beni işten çıkarmasından korkuyorum. Hastalığın bana bulaşmasından korkuyorum.
İşte maaşımın kesilmesinden korkuyorum. Üç şeyi yazdım. Ve sormam gerekenler var. Bir, birinci düşünce yazdım, birinci düşünceye bakıyorum ve soruyorum. Bu düşünce gerçek mi? İki, bu düşünce senin hedef ve amaçların için uygun mu? Bu düşünce senin kontrolünde mi? Hemen akabinde bu düşünceyi aklına getirdiğinde sana ne hissettiriyor? Ve en önemlisi bu düşünceyi senden biz bir anlığına almış olsak nasıl hissedersin ve neye benzersin? Gerçekten danışanlarımızla yaptığımızda fark ediyoruz ki birinci düşünce, ikinci düşünce, üçüncü düşünce dostlar teker teker yapıldığında zaten sadece bırakın bunu pozitife çevirmeyi yazmak ve bu sorularla kortekse bile götürmek danışanı bir süre zaten iyi hissettiriyor. Akabinde bunu hocalarım çok güzel yapmış hemen pozitife. Peki bunun yerine ne olmasını istersin? Ya bu gerçek mi diye soruyorsunuz. İşten çıkarıldın mı? Hayır. Maaşın eksildi mi? Hayır. Sen hasta oldun mu? Hayır. Gerçek mi? Değil. Cevaplarını aldı. Peki bunun yerine ne olmasını istiyorsun? İşte zaten ne diyor? İşte işimin devam etmesini istiyorum. Daha sağlıklı bir bedenle devam etmek istiyorum yolculuğuma. Gerçekten bu rahatlamayla işte hemen yapacağı o kinesiyoloji testiyle akabinde ve geldiği bulunduğu noktadan taşınacağı noktaya hemen beraber karar veriyoruz ve aslında farkında olmadan ya da bilinçli bir şekilde kaygısını orada birlikte dönüştürmüş oluyoruz danışanla beraber. Bunlar da zaten yeni yazılım hepimizin bildiği de bir programdı. O yüzden detaylı bazı programlarda çok da hoşlarına gitti insanların. Bir daha söyler misiniz? Bir daha not alır aldırabilir misiniz diye çok yazdıran olmuştu. Ama bizler zaten bunu biliyoruz. Ama benim katkım sizle dediğim gibi bir iki tekniğiyle olsun. Endişe çiçeği tekniğiyle bir katkı sağlamak isterim dostlar. Peki şimdi birazdan bir hikaye anlatacağım. Ama ondan önce dostlar mevcut kaynaklarımızı nasıl değerlendireceğiz? Ama mevcut kaynaklar derken tabii benim aslında kastettiğim kaynak ekonomik kaynaktan ziyade tabii ki kendi iç kaynaklarımızdı. Ama diyorum ya benim esin kaynağım pozitif psikolojik sermayeydi. Şimdi İkinci Dünya Savaşı biliyorsunuz dostlar yaktı, yıktı. Dünyada ilk kez nükleer silah kullanıldı ve çok ciddi insan kaybı yaşandı. Hani bir çok logoterapinin kurucusu Viktor Frankl çok da güzel bir kitabı vardır. Hocalarım da paylaşmıştı. İnsanın Anlam Arayışı kitabı. Ya bence bir hazine gibi bir kitap ve kitabın yazarı zaten bir psikiyatır. Ve Viktor Frankl yaşamının 3 yılını kampta geçirmiş. Yani kendisi de işte Yahudi asıllı, Yahudi kökenli olduğu için zaten orada belki ölmek için sırayı bekleyen insanlardan bir tanesi. Ama şanslı ki kurtuldu. Oradaki veriler, kendi iç kaynaklarını nasıl kullandığı, neden bazı insanların umutla tutunabilip hayatta kalmayı başarırken bazı insanların hemen yılbaşının ertesi öldüğünü o kadar güzel tahlil etmiş ki. Yani mevcut kaynakları kullanmak çok kıymetli. Ve pozitif psikolojinin de hayatımıza girmesi gerçekten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Hatta size yani şöyle de bir şey ifade edeyim dostlar. 2000 yılı Martin Seligman bu işin literatüre kazandıran kişisi. Martin Seligman kim? Pozitif psikoloji biliminin kurucusu. Amerikan Psikoloji Derneği'nin de kendisi başkanı. Diyor ki bir şeyler diyor hani yolunda gitmiyordu. Yani biz hastalara bakıyorduk. İşte depresyon hastalarıyla, kaygılarla çalışıyorduk, mücadele ediyorduk. Ama diyor, yani bir şeyleri doğru yapmadığımızı da görüyorduk. Çünkü insanların diyor, hep diyor, yani işte hastalıklarına odaklanıyorduk. Nasıl iyileştireceğimize değil de daha çok böyle hastalık süreciyle orada boğuşuyorduk. Enerji kaybı yaşıyorduk. Ve Seligman'ın hayatını değiştiren hikaye şöyle başlar. Bir gün işte hafta sonu evinin bahçesini otlar bürümüş ve evinin bahçesini temizliyor. 5 çocuklu bir ailenin babası Martin Seligman. İşte kızı Nicky ile beraber işte baba Nicky bahçede top oynuyor. İşte baba bahçeyi temizliyor. Martin Seligman da otları üst üste koymuş. Nicky gelmiş. Bir güzel o otları dağıtmış. Böyle kakarak ikili bahçede geziyor tozuyor. Ama Seligman da çok da huysuz bir adam. O dönem çok da huysuz bir adam. Sinirleniyor. Nicky'yi yanına çağırıyor. Diyor ki gel buraya Nicky ne yaptın diye kızınca babasının sözü bitiyor ve Nicky şöyle söylüyor. Baba diyor biliyor musun diyor ben diyor çok diyor mızmızlanan bir kız çocuğuydum diyor. Yani diyor ama diyor 5 yaşında geldiğimde diyor 5 yaş doğum günü pastamı üflerken diyor ben diyor orada diyor artık mızmızlanmayacağıma dair diyor karar aldım.
ve diyor o gün artık o günden itibaren artık diyor neşeli bir Nikiyim. O yüzden keyfime bakıyorum diyor. Baba diyor biliyor musun diyor. Sen de diyor çok huysuz bir adamsın diyor. Eğer diyor sen de istersen diyor yani bu andan itibaren diyor bu doğum günden itibaren diyor huysuzluğunu bırakıp diyor daha neşeli bir adam olabilirsin. Çok enteresandır. Newton'un o kafasına düşen elma gibi. Belki Seligman'ın da yani kendisinin paylaştığı böyle anılarda diyor ki hayatımı değiştiren hikaye. Yani kızının bu cümlesi belki aydınlanma yaşattı Seligman'a. Ve Seligman şunu söylüyor. Diyor ki evet ben hep diyor negatif tarafa odaklanıyordum. O zaman artık vazgeçip pozitif tarafa odaklanmalıyım. İşte pozitif psikoloji bu şekilde başlıyor. 2000 yılında Seligman bulacak ama 2004 yılında da iç kaynaklara ulaşacaklar. Yani bizi biz yapan, kendi iç değerlerimiz neler? İyimserlik, umut, dayanıklılık bunları konuşacağız. Ve onu da literatüre Lutans ve arkadaşları kazandıracak. Şimdi kaynaklar derken buyurun mevcut kaynakları kullanmak. Şimdi ya hiç de kolay değil dostlar. Yani eğer ekonomik kaynakların kullanımı kısmına geldiğimde siz bu krizde, bu pandemi sürecine eğer gerçekten bir birikiminiz varsa ve pandemide çalışmaya devam ettiyseniz, işte bir market çalışanı ya da yöneticisiyseniz, sağlık çalışanı olabilirsiniz. Hani bu süreçte eğer mevcut işiniz devam ediyorsa, birikiminiz varsa sizler şanslısınız. Ama eğer çalışmıyorsanız, birikiminiz varsa dostlar, birikimi harcamak için belki de en ideal günler bu günler. Çünkü siz bu günler için para biriktirmiştiniz. Peki benim bir birikimim yoktu, üstelik işimi de kaybettim diyorsanız işte burası kritik. İşte devlet belli haklar tanır. Yani işte işsizlik ödemesi yapacağını söyledi veya işi olmayan insanlara belli bir bedel ödeyeceğini söyledi. Ya da dostlar krediler sundular ama bunlardan da ziyade bence dostlar, aile bugünler içindir. Eğer kaynaklarımız gerçekten azalmaya başladıysa yapılacak en iyi şey aileden destek istemek, yardım istemek. Çünkü birlikte olmanın, takım olmanın gerçekten iyileştirici bir gücü var. Yalnız bu da şey değil, yani böyle hikaye anlatır gibi de anlatmıyorum. Tamamen bilimsel, çünkü biliyorsunuz evrimsel süreçte bizler acımasız doğada işte aslanla kaplanla mücadele ederken bunu tek başımıza yapamazdık. Bunu ancak kalabalık başarabildik. Dolayısıyla o günlerde kalabalık olmak, takımla hareket etmek bizi hayatta tuttu. Dolayısıyla şimdi işte neuroscience bununla ilgileniyor. Diyor ki insanların diyor gerçekten iyileşmesindeki belki de diyor en iyi ilaç diyor yeniden diyor sosyal destek, birlik ve beraberlik duygusu diyor. İnsanı diyor tekrar diyor iyileştirebilir ve bir arada tutabilir diyor. Yani bunlar bilimin söylediği şeyler. Dolayısıyla mesela çok kritik bir deney vardır. Mutlulukla ilgili yapılan dünyanın çok uzun bir deneyi var. Yani 732 denek üzerinde falan yapılıyor. Yıllarca sürüyor. Yıllarca. Yani bir 60-70 yıl falan sürüyor. Ve dostlar mutlulukla ilgili o araştırmanın sonucuna baktığınızda ne görürsünüz biliyor musunuz? Tek bir sonuç yok. Yani asıl sonucu yok. Diyor ki insanlar diyor nasıl mutlu olurlar? Ancak diyor birlikte sosyalleşerek mutlu olurlar diyor. İşte bakın yani madem böyle bir literatür araştırması var. Yani biz belki fiziksel izolasyonu sağlarız ama neden ben sosyal izolasyonu şey yapmayayım ki? Yani sosyal bağımı kopartayım ki? Bağım devam etmeli benim. Çünkü bağ iyileştiriyor insanı. Telefon açmak, dostlarla görüşmek, aileyle buluşmak, online işte görüşmek. Gerçekten bunun iyileştirici gücü olduğunu artık evrimsel süreçte yaşananlardan dolayı bilim de bunları doğruluyor. Dolayısıyla şu an Amerika'da haftada bir kere geyik grupları varmış biliyor musunuz dostlar? Geyik grupları diyorlar. İnsanlar toplanmaya başlamışlar yeniden. Hani Zoom üzerinden de olsa yani haftada dostlarınızla bir araya gelmek, aile değerlerini beslemek, iyi günde kötü günde birlikte olmak insanı oldukça iyileştiriyor. Dolayısıyla ekonomik kaynaklarda eğer kaynaklar tükendi, azaldıysa diline yardım etmek. Bu arada eğer siz böyle dopaminal bir mutluluk istiyorsanız dostlar, en iyi dopaminal mutluluk like falan değil aslında. O haz odaklı en büyük mutluluk birine yardım etmek. Dolayısıyla bizler ancak o sayede yani birine hizmet ederek aslında kendinize hizmet etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla belki kaynaklarımızı paylaşarak bu süreci ben çok daha güzel atlatacağımıza inanıyorum.
ki atlatıyoruz da zaten yolun sonuna geliyoruz. Sonra başka peki ne yapabiliriz? Zihin, beden, ruh bir bütün. Şimdi Selcan Hanım'ı dinlemiştim. Çok güzel arkadaşlarım, çok güzel katkılar sağladılar. Hakikaten bunu ben bir kez NLP eğitiminden sonra da fark ettim ki yani ruh başka bir yerde, beden başka bir yerde ise eğer orada başka bir şeye ihtiyaç vardır. Demek ki onların bir araya gelmesi gerekir. Çünkü onlar eğer ayrı notadan müzik çalıyorlarsa aksaklık var. Peki nasıl ritmi sağlayıp böyle mutlu mutlu dans edecekler? İşte onların gerçek dansı içinde dostlar onları dinlemek lazım. Bütün organlarımız bilge. Yani siz yani eğer sabah başım ağrıyor diye uyanıyorsanız o zaman fazla düşünmüşsünüz demektir. Ya da işte mideniz ağrıyorsa acaba bu süreçte yani sindiremediğiniz ya da hazmetmekte zorlandığınız neyiniz var? Mideniz size ne söylemek istiyor? Arzu Hocam, kopya mı çekiyorum acaba? Hayır. Canım değil, canımın yani, içi. Harika söylüyorsunuz. Siz de, harika. Siz de harikasınız. Nasıl güzel farkındalıklar yarattınız ve biz bunları yaşatmaya çalışıyoruz. Yani artık onlar o senkronu yakalamaya başladılar. Dolayısıyla dostlar, bedenimizi duyalım. Gerçekten neye ihtiyacı var fark edelim. Ona göre beslenelim. Beslenme çok kıymetli. Protein ağırlıklı beslenmek. Çünkü yine evrimsel süreçte insanlar hayatta kalabilmek için biliyorsunuz hep proteinle. Yani hayvanların etiyle beslendiler. Çiğ etle beslendiler. Yani şeker yoktu. Şekeri o kadar az buluyorlardı ki. Ama şimdi rafine şekerle beslenmeye başladı. Bu da gerçekten zihnimiz için çok da yararlı olmayan bir şey. O yüzden ne yapmalıyız? Beslenmemize dikkat edeceğiz, bedenimizi dinleyeceğiz ve egzersiz yapacağız. Egzersiz derken çok güzel yapmıştık yine bu platformda. Mindfulness'ın gerçekten kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle kaygıyla çalışırken yine psikologların kullandığı araçlardan bir tanesi. Öğrencilerle çalışıyorum, öğrenci koçluğu yapıyorum. Çocuklar mesela bu süreçte çok kaygılı oluyorlar. Ya da annelere, babalar çok kaygılı. Çünkü diyorlar ki pandemiden sonra işte ülke ekonomisi böyle olacak, şöyle olacak. Hep bir varsayımlar var. Ve o kadar nefes almadan konuşuyorlar ki. Önce bir sakin olun diyorum. Evet, çocuğa faydalı, size faydalı. Size çok kolay bir egzersiz önermek istiyorum. Aileye de iyi gelecek. Bunu müzikli müziksiz yapabilirsiniz. Çünkü mindfulness bir din değildir diyorum. Ya da işte illa bir ritüeli yok yani aynı şekilde yapmak zorunda olduğunuz. Ya da işte mindfulness illa aynı dakikada da yapmak zorunda değilsiniz. Günün istediğiniz saatinizde eğer zihniniz sizi yani olumsuz otomatik düşünce ele geçirmişse eğer derin bir nefes alın, mindfulness pratiklerini yapın dostlar. Şimdi biliyorsunuz korteks birçok hayvanda var ama insan korteksi daha büyük. Yani o görsel beyin birçok hayvanda var ama hayvanlar kortekslerini kullanmaya çok ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü onların limbik sistemi o kadar gelişmiş ki koku alıyorlar, işte avını yakalıyor, avcıyı buluyor vesaire. Şimdi insanı diğer canlılardan belki ayıran en önemli özellikleri bir kortekse sahip olmaları. Bu korteks bize ne veriyor? Bu hani görsel beyin bize geniş bir zaman skalası sunuyor. Yani ben çok uzun geleceği hayal edebilirim ya da geçmişe gidebilirim. Peki zihnim sürekli ya geçmişte ya gelecekte bunun bana ödettiği duygusal beden ne oluyor? İşte ben şimdiki zamanı kaçırmış oluyorum. Yani anın tadına varamıyorum. Ve tek gerçek bir şey varsa şu an sizde olduğum an. Dolayısıyla mindfulness şu an bulunduğum odada derin bir nefes almam. Hemen dikkatimi, çok önemli bir şey bu, dikkatimi nefesime vermem. Burnumdan geçti. Güzelce böyle hemen nefes borumdan. Diyaframı şişiren bir nefes var şu anda. Hepimiz bunu yapabiliriz. Derin bir nefes alıp yavaşça oturduğumuz sandalyeye kürek kemiklerimizi birleştirip belki böyle birazcık dik durarak sonra bedenimizin yere yaptığı baskıyı hissederek derin bir nefes alarak sağ kolum, sol bacağım, sağ elim, sol elim. Daha biraz önce çay içmiştim. Çayın ağzımda bıraktığı tat. Nasıl bir koku var acaba odada? Dışarıdan gelen ses ne? Ama diyeceksiniz ki ya hocam çok komik oluyor diyenler var. Olabilir. Yani ilk yaptığında sana değişik gelecek. Tabii alışkanlık değişimi o kadar kolay olmuyor. Ama bunu yaparken aklına tabii ki farklı düşünceler de gelecek. Gülesin gelecek belki.
ama şunu yapacaksın. O düşüncelerin nazikçe böyle akıp gitmesine izin vereceksin ve sen alacaksın o dikkatini, tekrar nefesine geri getireceksin. Şimdi diyeceksin, derin bir nefes alıyorum ve diyaframa doğru gidiyor. Sağ elim, kalbim hızla çarpıyor. Yani aslında şimdiki zamana duyumlarımızla, duygularımızla demiyorum, 5 duyu organımızla, duyumlarımızla temas etmek diyorum. Aslında bunun anlamı bu. Kokladım, işittim, tattım, hissettim ve yapacağım 2-3 dakikalık bu egzersiz zihnimi yavaşlatıyor ve tekrar sağlıklı bir şekilde etrafıma bakıp ya nerede kalmıştık diyebiliyorum ve şimdiki zamana tekrar geri dönmemi oldukça kolaylaştırıyor. Nasıl geliyor kulağınıza dostlar? Nasılsınız? Evet, şimdi peki mevcut kaynakları. Bu arada pozitif psikolojik sermayenin 4 tane kaynağı var. Yani bizim aslında kendi içimizde kullandığımız 4 kaynağımız var. Yani kimimiz hepsini kullanabiliriz. Onlar hayatta gerçekten, yani baktığınızda da gördüğünüzde de o olgunluğa erişmiş insanlar. İyimserdir, umut vadeder konuşmaları, cümleleri öyledir. Aynı zamanda gerçekten öz yeterliliği çok yüksek insanlardır. Ve onlar geçmişte birçok zorluğun üstesinden gelmiş dayanıklı insanlardır aynı zamanda. Dolayısıyla işte bakın, pozitif psikolojik sermayede iyimserlik. Şimdi nasıl bunları kullanacağız? Şeyde bahsettim, çok hani mizah bence en güçlü silahımız dostlar. Hani iyimser olmak, zaten konuşacağım üzerine ama mizah bence kullanılacak en önemli silah diye düşünüyorum. Yani gülmek bence insana çok iyi geliyor. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış. Bol bol gülün dostlar. Ve bence Türk milleti, yani çok da komik insanlar diye düşünüyorum. Yani milletimizle de gurur duyuyorum. Çünkü birçok karikatür var. Yani hangisini alsam bilemedim. Ama ağırlıklı kadın olacağını düşündüğümden de bu karikatürü seçtim. Yani orada sokağa çıkma yasağı geldiğinde biliyorsunuz insanlar evlerine gidiyor. Benim çok sevdiğim bir yayın vardı. Diyor ki işte kaç ilde, 30 ilde artı bir de Zonguldak'ta diyor sokağa çıkma yasağı geldi. Bu arada herkes tabii lupo alıyor, stokları dolduruyor. Gece saat 10 ile 12 arasında tüm kaynakları doldurmaya çalışırken tabii Balıkesir vatandaşları da sokağa dökülmüşler. Herkes bir şeyleri kucaklıyor. Tabii Balıkesir Belediyesi, Bilecik Belediyesi'nden bir duyuru. İşte Bilecik büyükşehir değildir, Bilecik büyükşehir değildir diye anons geçiyorlar. Hemen arkasından komik bir arkadaşım yazmış. Biz bunu nereden bilecek gibi böyle acayip mizah dolu. Kimi diyor ki korona birazdan balkon konuşması falan yapacak herhalde. Yani şiirler mi yazılmadı? Ne espriler? Yani hakikaten insanın belki de mizah, yani kendisiyle dalga geçmesi. Bakın saçlarımızla dalga geçiyoruz. Yani diyoruz ki evrim teorisine artık inanmaya mı başladık falan. Dolayısıyla bugünler gerçekten yani biliyoruz ki mizahla ayakta kalınabilir. Şimdi iyimserlik çok tartışılıyor. Yani Pollyanna gibi mi olmak? Yani hiç böyle aksiyon almadan sadece olayın gelip geçmesini izlemek değil tabii ki. Yani Seligman'ın bir kitabı var. Hatta TEDx konuşması var iyimserlikle ilgili. Bu programdan hemen sonra TEDx'i açıp izleyebilirsiniz. Nedir iyimserlik? Hayatta karşılaşılan her durum karşısında hani o avantajı görebilmek, bunun için çaba harcamak gerekir. Ve hani aslında öğrenilmiş iyimserlik diyorum. Yani hani öğrenilmiş çaresizlik varsa diyor Seligman, o zaman diyor öğrenilmiş diyor iyimserlik de vardır diyor. Yani olay oldu, siz diyor bu olayı, yani şey gibi, yani şu an iyi olan ne sorusunu sorabilmek dostlar. Yani pandemideyiz, şu an hayatımda iyi giden ne var? İşte bunun adı iyimserlik. Yani bu da olmadı, evdeyim, nasıl olacak, bu olacak görmek değil. Evet bunlar gerçek ama siz bunu zaten yani kontrol etme ve değiştirme gücüne sahip değilseniz eğer, o zaman kendinize şu soruyu sormak. Şu an hayatımızda iyi giden ne sorusunu sormak ve olumluya odaklanmak. Ve Seligman bunu bir şeye benzetiyor, bisiklete binmeye benzetiyor. Nasıl diyor, bisiklete ilk bindiğinizde diyor zorlanırsınız ama diyor bir süre sonra bisiklet diyor sizi uçurur. İşte diyor öğrenilmiş iyilik, yani iyimserlik de böyle bir şey. Bisiklete binmek gibidir diyor. Bu da öğrenilebilir dolayısıyla. Dostlar, yani bugünlerde durumu değiştiremiyor musunuz diyor Viktor Frankl'da.
size acı veren bir durumu değiştirme gücünüz olmasa bile bu acıyla yüzleşirken takınacağınız tavrı seçmek sizin elinizde diyor. Yani gerçek değişmiyorsa o zaman tavrını değiştir. Yani değişmeyen bu bir hastalık olabilir diyor. Kanser hastaları için de çok güzel bir bölümü var kitabında. Ya da diyor bir savaş ortamı, yani olumsuz her neyse diyor. Eğer bunu değiştirecek gücünüz yoksa diyor, sen diyor o zaman tavrını değiştir. Yani biz iyimserlik aslında bardağın biraz da dolu tarafından görmek. Bununla ilgili mesela çok böyle ders çıkardığım bir şeydir yine. Birleşmiş Milletler Vietnam'a, tabii Vietnam biliyorsunuz işte o 70'li yıllarda Kuzey Vietnam, Güney Vietnam çok ciddi çatışmalar ve sonuçsuz çok uzun yıllar süren savaş. Sonra 80'li yıllara kadar yani uzun da sürecek. Amerika asker gönderecek. Aslında Soğuk Savaş döneminin yani işte o meşhur iki tane süper gücünün savaş alanı olmuş Vietnam. Dolayısıyla ve o bölge insanı yani gelişmişlikten uzak, iyi beslenme yok ve Birleşmiş Milletler Jeffrey ve bir grup araştırmacıyı buraya gönderiyor. Yani diyor ki yani burada bir şeyler yapın, buradaki çocuklara bir şeyler yapın ve buradaki hayat standartlarını birazcık daha lütfen yükseltin. Jeffrey ve arkadaşları bir süre açlık var tabii, su kirliliği var, ekonomik sıkıntılar var, yönetim çok kötü, baskıcı bir yönetim var. O kadar çok olumsuzluk içinde boğuluyorlar ki oradaki şartları iyileştirmek için gitmişler normalde. Ama uzun süre diyor orada şeyle boğuştuk diyor. Nasıl yapacağız? Hep olumsuzluklarla boğuştuk diyor. Sonra bir gün bir strateji değişikliği yapıyorlar. Buna iyimserlik diyebilirim dostlar. Diyor ki ama diyor bir tarafta da diyor Vietnam'da olmasına rağmen 3 öğün beslenen diyor sağlıklı diyor aile çocukları vardı. Bunlar nasıl yapıyorlardı? Mercek altına aldık diyor. Ve şeyi fark etmişler. Patatesin yapraklarıyla o şeyin karidesin o yapraklarını içine sarmışlar pirinçleri. Patates, karides derken deniz mahsulleri o çocuklar mesela onlar hepsi ortak bir kaptan yemek yerken o anneler çocuklarına ayrı tabaklarda servis ediyorlarmış. Sadece pirinç vermek yerine işte karidese sarılmış pirinçler vitamin de var. 3 öğün besliyorlarmış. Ve o çocuklar daha sağlıklı ve daha mutlu. Sonra bunu mercek altına alıyorlar bu aileleri ve bu annelere diyorlar ki hep beraber gelin bunu hani o iyileştiremediğimiz çoğunluk olan kısma bunu aşılayabiliriz diyorlar. Sadece olumluya odaklanıyorlar. Bu o, yani çocukları sağlıklı olan anne ve çocuklarla çalışıyorlar. Sonra annelere bir eğitim veriyorlar ve bu eğitimcilerin her birini o bölgelere gönderip o aileleri örnek olarak çalıştırıyorlar dostlar. Yani buyurun iyimserlik bence böyle bir şey. Yani polyanlacı olup sadece geleni geçeni izlemek ya da işte bu da geçer olur yahu işte kadermiş falan değil. Dolayısıyla yani mevcut durum böyleyken iyi giden ne var hayatımda, ben ne yapabilirim? Durum değişebiliyor mu ya da durum değişemiyorsa işte bu acıyla yüzleşirken tavrımı nasıl değiştirebilirim? Bardağı dolu tarafından nasıl görebilirim? Bence buranın kritik noktası diye düşünüyorum ve hepimizi iyimser olmaya davet ediyorum dostlar. Evet, yine bir başka kaynağımız. Sona yaklaştık aslında bakarsanız. Umut ya dostlar, ya en son umut ölür diyordu bir şair. Yani antoloji kitap en son umut ölür. Gerçekten öyle. Umut bence bizim hedeflerimiz, amaçlarımız. Yani daha çok umut deyince geleceği ifade ettiğini düşünüyorum. Yani amacı olan bireylerin başarıya ulaşmak için yani geleceğe dair hedef yani bunu başaracağına dair inanması ve bu yolları kullanmak için tüm motivasyonunu belki de bu amaç uğruna kullanması diye düşünüyorum. Dolayısıyla umutla ilgili size bir video izletmek istiyorum küçücük. Umudunu Kaybetme filmi. Dolayısıyla umut bizim için ne aslında derseniz bu soruyu lütfen kendinize sorun. Eğer hani diyor ya yine Viktor Frankl, Nietzsche'nin bir sözünü söylüyor yine kitabında. Şöyle diyor. Hayatta diyor her yani yaşamak için nedenini bulan nasılını bulacaktır diyor. Dostlar, hayatta niçin yaşıyoruz? Gerçekten hayattaki varlık sebebimizi bir cümleyle anlatmak istesek, sizce hayatın anlamı ne sizin için? İşte anlamını bulursanız umut beraberinde gelecek demektir zaten. Ve yaşam gerçekten umut etmek için de çok da kıymetli diye düşünüyorum. Ben yaşamımın anlamını buldum. Hayat boyu öğrenme diyorum buna. Umarım sizler de hayat amacınızı bulursunuz ve bizimle paylaşırsınız. Şimdi isterseniz
Umudunu Kaybetme filminden dostlar böyle birer sahne görelim istiyorum ben. Evet, şimdi ESC yapıyorum bir küçücük. Evet, hemen. Evet, hazırlamıştım ama. Evet, hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Başlıyoruz. Chris Gardner. Evet. Chris Gardner. Merhaba. Günaydın. Chris Gardner. Chris Gardner. Merhaba, görüştüğümüze sevindim. Chris Gardner. Merhaba. Ben dışarıda yarım saattir oturuyorum ve buraya böyle gelmemi açıklayabilecek bir hikaye bulmaya çalışıyordum. Yani bu şekilde. Şöyle bir hikaye bulmam gerekiyordu. Burada bulunan herkesin beğeneceği bir şeyle ilgili olmalıydı. Mesela dürüstlükle ilgili ya da çalışkanlık. Takım oyunuyla ilgili bir şeyler ya da aklıma gelebilecek herhangi bir şey. Ama aklıma bir şey gelmedi. Park cezalarımı ödemediğim için tutuklandım. Gerçek bu. Park cezası mı? Ne? Ve polis karakolundan buraya kadar da koştum. Aynen öyle. Peki tutuklanmadan önce ne yapıyordun? Ben evimi boyuyordum. Artık kurudu mu? Umarım öyledir. Jay senin kararlı olduğunu söyledi. Elinde 20 kiloluk bir makineyle bir aydan fazladır binanın önünde bekliyor. Zeki olduğunu söyledi. Öyle olduğumu düşünmek isterim. Ve işi öğrenmek istiyorsun. Evet efendim, bunu öğrenmek isterim. Kendi başına öğrenmeye başladın mı peki? Kesinlikle efendim. Jay. Evet efendim. Chris'i kaç defa gördün? Bilmiyorum. Sanırım yeterince gördüm. Hiç böyle giyinir mi? Hayır. Hayır, ceket ve kravat. Hı hı. Sınıfında birinciymişsin. Lise mi? Evet efendim. Sınıf kaç kişiydi? 12. Ufak bir kasabaydı. Ha, evet öyle. Ayrıca donanmada radar sınıfında da birinciydim ve o sınıf 20 kişiydi efendim. Ama bakın şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Ben şöyle bir insanım. Bir soru sorarsanız ve ben de cevabı bilmiyorsam size bilmiyorum derim. Ve şundan emin olun. Cevabı nasıl bulacağımı bilirim ve sonunda da o cevabı bulurum. Sizce bu yeterli mi? Chris, sen ne dersin? Eğer bir adam görüşmeye gömleksiz gelseydi ve onu işe alsaydım sen ne derdin? Herhalde pantolonu çok iyiydi derdim. Gel. Profesyonel olacağım. Evet. İşte bu. Baksana. Bak ne diyeceğim. Sanırım benim kadar iyi olacaksın. Yani bu işler böyle yürür. Evet. Ben de ortalama. Bu kadardı videom aslında. Evet. Ben hemen tekrar... Evet, şimdi... Şimdi yeniden ekrandayız dostlar. Zaten son bölümdeydik. Görüntüler geliyor mu şu an ekranınıza yeniden? Evet. Tamam, yaşasın. Ve Umut diyorum ya. Hani hakikaten çok da sevdiğimiz bir film. Mutlaka biliyorsunuzdur siz de. Ama bu bölüm bence efsane de bir bölüm oldu gerçekten. Ya içinde umut var, dayanıklılık var. İyimserlik var, algı yönetme var ve esneklik var. Yani durumu gerçekten esnek bir şekilde iyi yönetti. Dolayısıyla böyle ölümsüz sahnelerden bir tanesi. Umut için olabilecek en iyi sahne, yani gösterilecek en iyi sahnelerden bir tanesi olduğunu düşündüm. Dolayısıyla Umut'la ilgili söyleyeceğim size, hayatta varlık sebebinizi bir cümleyle bulursanız zaten evet o bizi hayatta tutmak için gerçekten yeterli olacaktır. Dayanıklılık dostlar, dayanıklılık aslında işin sonrası. Yani biz gerçekten ne kadar dayanıklı olup olmadığımızı pandemi sürecinden sonra anlayacağız. Ne kadar dayandık, dayanıklılığımız ne kadar zorlandı, ne kadar esnetebildik gerçekten kalıplarımızı.
Dolayısıyla bütün bunlar bizim ne kadar dayanıklı olduğumuzu gösterecek. Yani umut varsa, içinde iyimserlik varsa, yeterliliklerimizi kullanıyorsak, motive olabilmişsek, gerçekçi bir şekilde durum değerlendirmesi yaptıysak, zihnimizi doğru yönettiysek gerçekten bu süreçten dayanıklılıkla zaten çıkmışız demektir. Dayanıklılıkla ilgili bir ünlü bir depresyon deneyi var yine. İşte şey yapıyorlar, fareleri bir havuza atıyorlar. Ne kadar süre yüzeceklerini ölçmek için. İşte fareleri atıyorlar. Tabii bütün fareler 15. dakikada yüzmeyi bırakıyor. Ama ölmüyorlar bunlar tabii. 15. dakikada fareleri alıyorlar. Sonra bir gün diyorlar ki biz bu fareler toplamda 15 dakika yüzüyor. Acaba biz bunları 13. dakikasında alsak ne olur? Gerçekten 13. dakikasında çıkartıyorlar farenin bir tanesini. Kuruluyorlar, biraz bekletiyorlar falan. Tekrar suyun içine atıyorlar ve toplamda ne kadar bekliyor? Biraz bekletiyorlar, tekrar suyun içine atıyorlar. Toplam ne kadar yüzüyor dostlar biliyor musunuz? Normalde 15 dakika yüzebilen bu fareler, o 13. dakika çıkartılıp biraz dinlendirilen fare 75 dakika yüzüyor. Yani performansını 5'e katlıyor. Dolayısıyla yani bizim de performanslarımızı gerçekten 5'e katlayacak bir sebebimiz, umudumuz varsa, sebebimiz varsa ben inanıyorum ki zaten biz bu süreci çoktan atlatacağız. Sonra da üzerine çok az konuşacağız diye düşünüyorum. Ve bir hikayeyle de bugünkü sunumumu izninizle bitirmek istiyorum. Yine bir Zen hikayesi. Anlatmayı da çok seviyorum. İşte yine Çin İmparatoru bir küçük bir köyde yaşayan çok yaşlı bir adam oğluyla birlikte yaşıyor. Ve bu adamın bir atı bir de oğlu var. Küçücük bir evde yaşıyorlar ama atı o kadar güzel beyaz bir at ki. Bu at dilden dile tabii en son Çin hükümdarının kulağına kadar gidiyor. Ve hükümdar diyor ki yani ben bu atı satın almak istiyorum. Sana diyor bir hazine diyor bir sandık dolusu hazine vereceğim bana atını satar mısın diyor. Yaşlı adam diyor ki ya o benim arkadaşım diyor. İnsan arkadaşını satmaz ki diyor. Ve tabii atını satmıyor. Neyse bu olaydan bir hafta sonra bir gün bizim beyaz at ahırdan kaçıyor. Ve vahşi ormana doğru gidiyor. Tabii bütün köylü adama işte dileklerini iletmek için gelecekler. İşte çok üzüldük vah vah tüh tüh sen ne kadar şanssız ne kadar bahtsız bir adamsın. Gördün mü ya atın da gitti. İşte keşke zamanında sen bunu bizim imparatora satmış olsaydın. Eğer Çin imparatoruna satmış olsaydın şu an cebinde paran olurdu. Bak şimdi hem paran yok hem de atın yok. Adam şöyle söylüyor. Yani teşekkür ederim diyor. Yani beni düşündüğünüz buraya kadar geldiğiniz için ama diyor. Yani bildiğim tek bir şey var diyor. Şanslı mıyım şanssız mıyım bilmem ama diyor. Bildiğim tek şey diyor atımın gitmiş olduğu. Ve bir süre sonra bizim beyaz at aradan işte 10-15 gün kadar sonra 10 tane atı da sırtına ve arkasına alıyor. 10 tane atla birlikte köye dönüyor ve ahıra geliyorlar. Tabii köylü şaşkın. Yaşlı adamın yanına gelip diyorlar ki diyorlar ya biz sana diyorlar işte çok şanssız olduğunu söylemiştik ama sen haklıymışsın. Yani gerçekten ne olup ne olmayacağı bilinmezmiş. Atın 10 tane atla beraber geldi. Yani sen şu anda çok zengin bir adamsın. Neyse aradan bir süre geçiyor. Adamın işte bir beyaz atı vardı. Ahır doldu derken bir oğlu var. Oğlu da atların bakımını yaparken işte atın sırtından düşüyor ve bacağını sakatlıyor. Bacağını kırıyor ve 6 ay yatmak zorunda. Bütün köylü adama başsağlığına geliyorlar. Geçmiş olsun dileklerini iletmek için geliyorlar. Diyorlar ki tühtü sen ne kadar şanssız bir adamsın diyorlar. Yani ne kadar bahtsız bir adamsın böyle. Yani işte zaten yaşlısın. Bir tane oğlun vardı atlara bakan. Her şeyle o ilgileniyordu. Gördün mü? Oğlun yatıyor. Ve sen bu kadar yaşlı halinle bir de atlara bakmak zorunda kalacaksın. İşte sana diyorlar geçmiş olsun. Sen bahtsız bir adamsın. Adam diyor ki yani bilemeyiz diyor şanslı mıyım şanssız mıyım. Hele bir de olayın sonuna bakalım diyor. Nitekim aradan 2 gün sonra Çin İmparatoru büyük bir savaşa girmiş. Köye gelmiş. Ve ülkenin köyün tüm gençlerini, erkeklerini silah altına almış ve silah altına alınmayan tek erkek tabii ki bizim bu yaşlı adamın oğlu. Ve o gün bir kez daha köylü geliyor. Haklıymışsın diyor. Yani sen haklıymışsın. Evet her şerde bir hayır varmış ve gerçekten biz hani erken karar veriyormuşuz. Dolayısıyla hemen şanslı ya da şanssız olmamızla ilgili hüküm vermememiz gerekiyormuş. Ve biz bunu bir kere daha anladık ve şanslı olan sen misin diyorlar. Dolayısıyla dostlar pandemideyiz yani
çok değerlendirme yapıyor zihnimiz, çok yargılıyor. Zaten zihnimiz hep yargılayarak da çalışıyor. Bunu da bilmek belki işimizi kolaylaştırır. O sebeple ben de bu hikayede olduğu gibi, yani bakalım pandeminin bize ne gibi katkıları var? Bana çok büyük katkısı oldu. Zoom'u kullanıyorum. Dijital platformlarda biraz daha var olmaya başladım. En önemlisi, ya ben nasıl içerik üreteceğim diyordum. Yani şirketlerle de çalışıyoruz. İçerik nasıl üretilir? Ya nasıl olur? Dostlar, yani gerçekten Tanrı'ya şükrediyorum. Ben de iyimser bakmaya çalışıyorum. Bu süreç bana ne kazandırdı? İçerikler kazandırdı. Hayatı yavaşlattım. Böyle otomatik pilotta gidiyormuşuz. Sürekli benim de zihnim geçmiş ve gelecek kaygısındaymış gerçekten. Ama anı fark ettim. Dolaptaki çekmecemde işte eşyalarımın nerede olduğunu fark ettim. Eşimle birbirimizin uzun süredir gözünün içine bakmıyormuşuz, bunu fark ettim. Çocuklarımla daha çok vakit geçirdim. Dolayısıyla yani olanı sevmek gerçekten kıymetli. Olanı sevelim diyorum. Bize katkılarına bakalım. Ama en büyük katkısı ne olacak? Hiçbir şey kazandırmasa bile ne kazandıracak bize diye düşünüyorum. Bir kere nasıl hijyen koşullarda yaşayabiliriz? Fiziksel sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Bunun en azından dinamiklerini fark ettik. Dolayısıyla eminim daha göremediğimiz bir sürü katkısı oldu. Bunları sonra konuşacağız, fark edeceğiz. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız teşekkür var. Ediyoruz sevgili Zeynep Hocam. Çok yüreğinize sağlık, gönlünüze sağlık. İyi ki beraber olduk. Evet. Gerçekten dediniz ki hani birlikte olmanın, takım olmanın iyileştirici bir gücü var. Evet, evet. İşte kaynaklarımızı paylaşarak bu süreci çok güzel bir şekilde atlatabiliriz. Siz de bunu çok güzel gösterdiniz. O kadar dayanışma örneği ki bu, birlikte olmak ve sunumunuz. Sunumunuz baştan sona iyimserlik ile başladı ve öyle devam etti. O iyimserlik ruhunun bize gerçekten çok ihtiyacı var. O iyimserliği yaşamaya, hissetmeye, içselleştirmeye, hayatımıza almaya çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde bize ne güzel hatırlattınız. Hem de bilimsel temellerle hatırlattınız, hikayelerle, bakış açılarıyla. Gerçekten evet, zenginleşmiş hissediyorum kendimi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne güzel, yani gurur duydum. Bu ekole ait olmaktan gerçekten gurur duydum. Çünkü görev almak, sizlerle birlikte olmak daha çok böyle aidiyet ve bağlılığı sağlayan bir şey. O yüzden gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak, ben bildiklerimi her zaman paylaşmaya hazırım. Öğrencilerle daha ziyade çalışıyorum şu ara, velilerle çok çalışıyorum. Ama alanım endüstriyel psikoloji olduğu için orada da sınırlarımı biliyorum. Psikoloji bilgimi aslında orada biraz kullanıyorum. Yani hepsini de bilim, yani zihin temelli, nöro işte, nöromarketing mi diyebilirsiniz buna. Ama her şeyi, mutluluk anlatacaksam da beyin temelli anlatıyorum. Kaygıyı nasıl yönetiriz? Beyin temelli. O yüzden oradaki katkım bu. Ama eğitim dünyası, daha çok öğretmen arkadaşlarım da var. Onlarla da her zaman her şekilde bilgilerimi paylaşmaya hazırım. Evet. Burada bu noktada şunu söylemek istiyorum. Eğitimci arkadaşlarımız var aramızda. Bu çalışmaları yapan koç arkadaşlarımız var. Ve bizi izleyen, daha izleyecek olan YouTube'dan da çok sayıda arkadaşımız var. Şimdi bilgiyi aktarıyor olmak, anlatıyor olmak evet bir şey, ama o bilginin içine gönlü koymak, yani sadece beyinde kalıp beyin bilgisini vermek değil, bunu gönülle birleştirip yapmak, işte onu içselleştirmiş olanlar, hayatını almış olanlar yapabiliyorlar diye düşünüyorum. Bu bakımdan sizin gönlünüzden geçen o iyimserliği o kadar içinize, hayatınıza almışsınız ki evet, o süreçleri, üniversite süreçlerini yaşıyorsunuz, eğitimde hala yaşıyorsunuz, ama gerçek manada hayatınızın içine dahil ettiğiniz için bize de yaşattınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hocam. Evet, çok sağ olun. Ne güzel böyle bir geri bildirim almak. Gerçekten çok kıymetli. Teşekkür ederiz. Enerjiniz harika. Evet, ben burada chat'e hiç bakmadım. Chat'te mi sorular yazdınız? Direkt söz de alabilirsiniz. Eğer katkı sağlamak isterseniz çok mutlu olurum. Selcan Hocam, buyurun. Zeynep Hanım, konuşmanın başından sonuna kadar o umudu, iyimserliği, pozitif bakış açısını o kadar güzel verdiniz ki,
o yüzünüzdeki gülümsemeyle, tebessümle, sonra ben kendi kendime ekranda kendimi bakarken gördüm. Yüzüm, bilmiyorum daha sonra hani kayıtlardan bakarsınız ama ben kendimi sürekli gülümserken gördüm. O sizdeki enerji o kadar güzel bizlere yansıdı ki tam anlamıyla o pozitif psikolojinin ne olduğunu yaşayarak bize gösterdiniz. O yüzden teşekkür ben kendi ediyorum. Adıma çok teşekkür etmek istiyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Aynı nöronlar çalışmış olabilir değil mi hocam? Aynen. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani o sizdeki çok pozitif kıymetli. Enerji bize o kadar güzel geçti ki tüm sunum boyunca zannediyorum ki hep yüzüm gülümsemeyle sizi izledi. Çünkü siz sürekli bize onu verdiniz. Bu pozitif enerjinin yaşayarak görülmesiydi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ne sağ olun. Güzel. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Çok teşekkürler. Var mı arkadaşlar içimizde katkıda bulunmak isteyen? Hocam böyle oluyor. Şöyle yani bir bağ kuruluyor. Sonra hiç kimse böyle birbirimize bakasınız falan geliyor. Genelde hep bunu yaşıyorum. ve şey yani hani bitmesin. Sınıflarda kalkıp... evet. Sınıflarda yaşarken bunu yüz yüze fiziksel olarak biliyorsunuz. Hani bir an için kimse kalkmıyor ve böyle birbirimize bakıyoruz. O bağdan kaynaklı böyle biraz daha o enerjiyi paylaşma ihtiyacı duyuyoruz ya. Evet, bunu evet. Online sınıflarda da yaşayınca gerçekten müthiş bir tılsımı var, sihri var. Kesinlikle. Evet. İyimserliğin gücü diyelim biz buna. İyimserliğin gücü diyelim ama öğrenilmiş evet. İyimserlik de mümkünmüş. Eski iyimserlikle karıştırılmadan aslında hani gerçeği bilerek mevcut durumda hareket ederek iyimser olmak. Bardağı gerçekten dolu tarafından bakmak. Evet, iyi ki varsınız, iyi ki vardınız. Beraber paylaştık. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz hocam. O zaman sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar, bay bay.